Bir önceki videoda yay denklemini yeniden yazmıştık ve demiştik ki kuvvet eşittir, kütle çarpı ivmedir. Ardından şunu sormuştuk. Peki eğer x zamana bağlı bir fonksiyonsa ivme nedir? Hız zamana göre x'in türevidir değil mi? Yani konumdaki değişim bölü zamandaki değişimdir. İvme ise hızın türevidir veya konumun ikinci türevidir. Yani xt fonksiyonunun türevini iki kere alırız. Öyleyse bu denklemi bu terimlerle yeniden yazalım. Ama önce şuradaki formüllerimizi bir silelim. Bakalım düzgünce silebilecek miyim? Evet, süper. Şimdi işimize dönelim. İvmenin xt fonksiyonunun ikinci türevi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bunu kütle çarpı x'in ikinci türevi olarak yeniden yazabiliriz. Türevin türevini iki kesme işaretiyle gösteriyoruz. t'nin fonksiyonu olduğunu da yazalım ki bunun zamanın bir fonksiyonu olduğunu unutmayalım. Evet. Eşittir eksi k çarpı t'ye bağlı bir x fonksiyonu. Ve burada gördüğünüz aslında bir diferansiyel denklem. Peki diferansiyel denklem nedir? Bir ifadede veya bir denklemde sadece fonksiyon değil, bu fonksiyonların türevleri de varsa buna diferansiyel denklem denir. Bir diferansiyel denklemin çözümü sadece bir sayı değildir değil mi? Şimdiye kadar görmeye alıştığımız denklemlerin çözümü sayılardan, sayı kümelerinden veya doğrulardan oluşuyor. Fakat diferansiyel denklemlerin çözümü fonksiyon, fonksiyon sınıfı veya fonksiyon kümelerinden oluşur. Dolayısıyla diferansiyelleri kavramak başta biraz zaman alabilir. Fakat matematikte karşılaşacağınız en güzel örneklerden biridir. Burada ise bu diferansiyel denklemi analitik yoldan çözmeyeceğiz. Denklemin sonucunu tahmin etmeye çalışacağız ve bir önceki videoda öğrendiklerimizi bu tahminde yardımcı olması için kullanacağız. Bu yöntem işe yararsa yaya bağlı kütlenin herhangi bir zamandaki konumunun ne olduğunu belirleyebileceğiz. Çok sevkli. Evet. Grafik konumu çizdiğimizde mantıken bunun a genliğinde bir kosinüs fonksiyonu olduğunu düşündük. O yüzden de a kosinüs omega t dedik. Şurası da açısal hız. Şimdi şu ifadeyi yani fonksiyonu test edelim ve bu denklemi karşılayıp karşılamadığını görelim. Eğer xt fonksiyonu eşittir a kosinüs omega t dersek bunun türevi nedir? Yani x türev t nedir? Bunun türevi iç kısmın türevidir. Yani şu omega çarpı dış skaler olur. a omega yazalım. t'nin kosinüsünün türevi içerideki şeyin eksi sinüsüdür. Eksi dışarı alalım. Şuraya da omega t'nin sinüsünü koyalım. Ve sonra ikinci türeve gelelim. Yani türevin türevi ama bu sefer başka bir renk kullanalım. Bu türev bunun türevidir değil mi? Unutmadan bunlar skaler ve sabit değerler. Bu nedenle iç kısmın türevi omega olacak. Omega'yı skaler sabitle çarparsak eksi a omega kare buluruz. Sinüsün türevi ise kosinüs ama eksi hala orada. Çünkü başlarken eksi koymuştuk. O halde omega t'nin eksi kosinüsü diyoruz. Şimdi bunun doğru olup olmadığına bakalım. Eğer bu doğruysa şunu söyleyebilmeliyiz. M çarpı xt fonksiyonunun ikinci türevi ki ikinci türev burada şuradaki ifade yani eksi a omega kare kosünüs omega t'dir. Bu ifade şuna eşit olmalı. Eksi k çarpı ilk fonksiyonumuz yani xt fonksiyonu. xt fonksiyonuysa a kosünüs omega t'ydi. Evet. Yaptığım sadece ikinci türevi buraya xT fonksiyonunun da yani şu yeşil olanı da şuraya koymaktı ve bunu elde ettim. Bakalım tekrar yazabilecek miyim? Belki şu yayı silsek iyi olacak. Çünkü grafiği silmek istemiyorum. Yayı siliyorum ama umarım görüntüsünü aklınızda tutabilirsiniz. Tutabilir misiniz? <laughs> tamam. Neredeyse bitti. Süper. İşimize dönelim. Evet, bütün yaptığım şey şuydu. Yay sabitine göre eğer kuvveti kütle çarpı ivme olarak yeniden yazarsak şunu elde ederiz ki bu da aslında bir diferansiyel denklemdir. Sadece şuradaki ivmeyi ikinci türev olarak yazdım. Sonra bir tahminde bulundum ve bu xt fonksiyonudur dedim. Grafiğe bakarak böyle bir tahminde bulundum. Sonra onun ikinci türevini aldım. Bu birinci türev. Şu ikinci türev. Daha sonra ikinci türevi buraya ve fonksiyonu da şuraya koydum. Ve en son bunu elde ettim. Bakalım bunu biraz basitleştirebilir miyiz? Eğer şurada yeniden yazarsam, eksi a çarpı omega kare çarpı cos omega t eşittir eksi k a cos omega t buluruz. İki taraftaki eksi işaretlerinden kurtulabiliriz. Sonra ağlardan da kurtulabiliriz. Ağları siliyorum. Bakalım elimizde ne kaldı? m omega kare çarpı cos omega t eşittir k cos omega t. Peki, hangi durumda bu denklem doğru olur? Eğer m çarpı omega kare eşittir, k ise bu denklem doğrudur. Veya bir diğer deyişle, eğer omega kare eşittir k bölü m ise ya da eğer omega eşittir k bölü m'in kare kökü ise denklem doğru. İşte bulduk. Artık x, t'nin ne olması gerektiğini biliyoruz. Yani bu diferansiyel denklemin doğru olma şartı, bu x, fonksiyonuysa ve omega buna eşitse sağlanıyor. Böylece bu yayın konumunu zamanın bir fonksiyonu olarak tanımlayan fonksiyonu hesaplamış bulunuyoruz. xt fonksiyonu eşittir a ki bunu kosinüs fonksiyonunun genliği a olduğu için biliyoruz. Evet a kosinüs k bölü m'in kare kökü çarpı t. Bu bana göre müthiş bir şey. Şimdi çok da zorlayıcı olmayan kalkülüsü kullanarak diferansiyel denklemi çözebiliriz. Hatta 5,8. saniyede x'in nerede olduğunu bile bulabiliriz.